önce şu müjdemizi söyleyeyim. Sonra biraz sistemi anlatalım istiyorum. Evet. Şimdi benim arkadaşlar bir itirafta bulunacağım önce. Bana şey çok soruluyor Sezgi Hocam. İşte İlkay'ım siz hiç eğitim aldınız mı? Kimden eğitim aldınız? Bu kadar konuk ağırladınız bugüne kadar. Arkadaşlar ben bugüne kadar bir tane eğitime katıldım. Bir tane eğitime katıldım. Ya çok sağ olsun bütün konuklarım davet ediyor. Çok vakti olan bir de değilim. Bir de videoların üzerine çalışmayı çok seviyorum. Her sohbet benim için bir ders. Onu da söyleyeyim. O da Sezgi Hocam'ın eğitimiydi. Böyle kalbi avaz avaz ya bunu öğrenmelisin İlkay dedi. Müthiş çünkü dört farklı eğitiminiz var aslında Sezgi Hocam değil mi? Evet. Hatta evet. Bir beşincisi de eklendi şimdi. Şimdi bir tanesini artık vermiyoruz. Şimdi toplam dört tane oldu. Toplam dört mü oldu? Dört oldu evet. Şimdi benim aldığım o eğitim, bak kitapçığı da elimde, yayından önce çalıştım bulduğum, göstereyim. Evet. Notlarda almışım içine. Çakralarla kalbin keşfi arkadaşlar. Ama Sezgi Hocam siz bana o zaman demiştiniz ki ya İkar'cığım şimdi sen zamansal olarak buna denk geldin. Ama sen aslında kalbin rehberliğini almasın, işin temeli orada demiştiniz. Demiştim evet. Evet. Ve şimdi biz Sezgi Hoca ile kalbin rehberliği eğitimi. Sezgi Hocam beni kırmadı. İlkay Akademi'de online olarak verecek. O kadar mutluyum ki hem orada ben öğrencilerden biri olmuş olacağım. O dersin böyle hep ulaşmasını sağlayacağım falan. Gerçekten ne kadar mutlu olduğumu tahmin edemezsiniz. Bu kadar almak istediğim bir eğitim için. Çok teşekkür ederim size her şeyden önce. Ben teşekkür ederim böyle bir davet ve işbirliği için. Bakalım kimlere ulaşacağız. Çünkü kalbin rehberliği nedir biz duymadık ne yapıyorsunuz diyen o kadar çok kişi geliyor ki. Biz tabii bizim eğitimleri alan arkadaşlarımızla birlikte sanki artık herkes bu sistemi biliyormuş gibi bir algı içine giriveriyor insan. Ama çok kişiden ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, biz yapabilir miyiz gibi başlayan böyle onlarca soru alıyoruz tabii. Görüyoruz ki kalbin rehberliği sistemi henüz çok büyük kitlelere ulaşmak için yolda yürüyor gibi görünüyor. Ama çok aslında tatlı da bir kitlesi var yani Barış Festivali'nde. Hani siz bir an yalnız bırakmadılar. Şimdi şey çok yapılan bir eleştiri. İşte İlkay Hanım bu eğitimler parası olanlara. Peki parası olmayanlar ne yapacak diye. Önce onu söyleyeyim. İşte bunun için arkadaşlar. Bu sistemden de faydalanarak bu videoya herkes bolluk bereket bir kere aksın diye Sezgi Hocam her videoda zaten nasıl en faydalı oluruzu en çok önemser. Bir kere bu video eğitime katılsın katılmasın herkese maksimum fayda sağlasın. Ama eğitimi anlatalım istiyorum ki birincisi nereden bu çalışma yapılıyor? Bugün izleyeceğiniz bu fayda nereden gelecek? Hem o sistemi anlamış olun hem bu yolculukta bizimle olmak isterseniz 5 Eylül'de başlayacak dersler. Evet. Kalbin rehberliği eğitimi 11 gün sürecek 27 saatlik bir eğitim arkadaşlar. Bu yolculuğa da çıkmak isterseniz bütün detaylar bir kere ilkayakademi.com'da hemen şuraya bir link bırakayım. Oraya tıklayın. Kayıt ve detaylar için son günlere de kalmamanızı tavsiye ederim. Şimdi azıcık da sizi bulmuşken ama sorayım tabii yani şimdi. Kalbin rehberliği nedir hocam? Ama hiç bilmeyene anlatıyormuş gibi. Bu nasıl bir sistem? Herkes bunu öğrenecek mi? Gelen bu 11 gün 27 saatlik eğitim alan herkes öğrenebiliyor mu? Şimdi öncelikle ben hayatımda problemler yaşıyorum. Değişmek istiyorum, değişemiyorum ya da hayatımı değiştirmek istiyorum. Maddi manevi sıkıntılar olabilir, hastalıklar olabilir, ilişki problemleri olabilir, anne babayla bir türlü aşamadığımız noktalar olabilir. Yani her ne konuda sıkıntı yaşıyorsa kişi bu konuyla ilgili çözüm istiyorsa kalbin rehberliği bunun için biçilmiş bir kaftan. Neden? Kalbin rehberliğinde temel birkaç enerji alanımız üzerinde çalışıyoruz. Ve bu enerji alanlarımızın en temelleri, diyelim ki bir tanesi bütün bu çakralar, enerji meridyenleri gibi, aura gibi bir sürü enerji alanlarından konuşuluyor. Pek çok kişi artık bunları duydu. Ama bunların en temelinde olan bir sistem var ki o sistem sadece kalbin rehberliğinde uygulanabiliyor ve oradaki hasarlar tespit edilebiliyor ve o sorunlar çözülebiliyor. Şimdi biz çakralar üzerinde çalışma yapıyoruz, çakramı düzenledim diyoruz ama bir süre sonra problem yeniden devreye giriyor ya da iyileşmiş gibi olan bir hastalık yeniden geri dönüyor. İşte oradaki temel problem
o en alttaki temel enerji alanımızdaki hasarları onarmamamızdan. Yani temeli sağlamlaştırmayınca üstteki enerji alanlarını onarsak bile altta yeniden problem ortaya çıkıyor. Kalbin rehberliğinin belki de en temel özelliklerinden birisi bu. İkinci önemli özelliği hocam, ise... Hocam mesela bir örnek verelim mi buna? Atıyorum ben bir türlü evlenemiyorum. Niye istediğim gibi birini bulamıyorum? Onun sebebi bambaşka bir şey mi çıkabiliyor? Çıkabilir. Mesela temel enerji alanlarımızdan şifayı engellediğimiz bir nokta var. Direnç gösterdiğimiz ya da duvar ördüğümüz bir nokta var. Şimdi ben diyelim bu konuyla ilgili bir sürü alanda çalışma alıyorum, alıyorum, alıyorum ama sorun çözülmüyor. Çünkü altta eğer benim bu alanda oluşacak şifaya bir direncim varsa, yani o temel yolda sorun varsa, orayı onarmadığım sürece benim dirençlerim devam edecek. Ama ben kendime diyeceğim ki her türlü çalışmayı aldım, her şeyi yaptım, ben kendim için çalışıyorum. Burada direnç göstersem bu çalışmaları almazdım. Emek de harcıyorum ama olmuyor diyebiliriz. Ama alttaki o problemi bulup, o noktayı, o yolu bulup arındırdığımız zaman süreç işleyebilir. İkincisi dediniz hocam. İkincisi omurga. Aslında omurgayı ben çok enteresan buluyorum. Çünkü omurga bizim ilahi hak dediğimiz bir sistem. Yani ilahi olandan enerjiyi aldığımız, sonra da insan olan bedenimize o enerjiyi yaydığımız bir alan. Yani eğer omurga olmazsa, ilahi hat olmazsa biz kozmozdan ya da işte evrensel olandan ya da yaradandan o ilahi enerjiyi alabilme şansımız yok. O yüzden böyle yaratılmışız zaten. Dümdüz bir omurga, diğer canlılardan farklı olarak. Burada bizim bir sürü merkezi sinir sistemi dediğimiz sistem işliyor ya, beyin buradan aktive oluyor ve ilahi hat dediğimiz enerji sistemi buradan bedene yayılıyor. Şimdi benim burada en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi şu. Şimdi diyelim ki bir problem yaşıyor kişi ve problemle ilgili, sıkıntısıyla ilgili bize geldi. Şimdi biz ona çalışma yapıyoruz. Diyoruz ki mesela bugün çıkan örnekten verebilirim. Mesela birinci sırt omurunda atalar düzlemi, iki nesil önceki kadın atanın yaşamış olduğu bir duygusal işkence sebebiyle, şuradan örnek vereyim, kişi bu sıkıntısını yaşıyor. Bir örnekle geldi, sıkıntısını söyledi. Ben de dedim ki işte sırt omurunda anneannem duygusal bir işkence yaşamış, işte bir evlilik problemi ya da çocuk kaybı yaşamış. Bununla ilgili bir sıkıntı var diyorum. Şimdi ben durup dururken bu kişinin omurgasından sanki bir boyut açılıyor. Ben öyle düşünüyorum. Sankisi fazla bir boyut açılıyor. Ve ben orada iki nesil önceki boyutta yaşanmış problemleri tespit ediyorum. Geliyorum ve diyorum ki senin problemin bu diyorum. Şimdi ben bu kişiyi tanımıyorum. Anneannesini tanımıyorum. Annesini tanımıyorum. Bu kişinin omurgasında hangi sorunlar var ya da yapısı nedir? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Yabancı biri gelmiş bana. Belki yurt dışından biri. Yüz yüze bile belki görüşmeyeceğiz. Şimdi orada bir boyut açılıyor ve hasarlı olan tespitleri, duyguyu, olayı ya da orada yaşanılan inançları filan biz orada buluyoruz. Zaman kavramıyla birlikte kişinin önüne bırakıyoruz. Şimdi dedesinin yaşamış olduğu bir itibarsızlaştırma sebebiyle kişi bugün itibarsız hissettiği iş yerindeki bir olaydan sonra diyelim ki atopik dermatit geçirebiliyor. Bir atak geçiriyor, ürtiker atağı geçiriyor. Şimdi durup dururken ürtiker atağı neden geçirdi? Diyoruz ki alerjisi var, işte krem kullanıyoruz, ilaç kullanıyoruz falan. Ama çalışma yaptığımızda o bağlantıyı bulduğumuzda ben kişinin dedesini nereden bileyim? Dedesinin yaşadığı itibarsızlık sorununu nereden bileyim? İşte orada omurgada bütün bilgilerimiz kayıtlı. Anne karnındaki bilgilerimiz kayıtlı, atalar düzlemi kayıtlı, paralel evren, kolektif yaşam, her neyse zaman olarak adlandırdığımız bütün bu bilgiler ve veriler bizim omurgamıza yerleşmiş. Her bir omuru açtığımızda içinden hangi boyutta sorun varsa o boyuta ulaşıyoruz. Ben bunu şey gibi hayal etmek hoşuma gidiyor.
o problem olan noktadaki duyguları ve olayları bulduğumuz zamana gidiyoruz aslında. Değil mi? O şey gibi, bir kurgu filmi gibi. O umurun içine giriyoruz, o boyuta gidiyoruz ve o boyuttaki bilgileri toplayıp getiriyoruz. Ve kişinin hayır ben böyle bir şey yaşamadım dediği olmuyor. Yani eğer, şaşmıyor mu? Onu soracaktım. Şaşmıyor. Şaşmıyor. Hani araştırıyor mesela iki nesil evet. sonrasına ve gerçekten o olay var. Evet. Ve şöyle oluyor, annesi ya da babası diyor ki kızım oğlum sen bunu nereden biliyorsun? Yani bu bizim bile unuttuğumuz bir bilgiydi. Sen bunu nereden öğrendin? O da diyor ki kalbi rehberliği eğitiminde böyle bir şey çıktı diyor mesela. Atıyorum. Peki hocam siz şahane bir insan olduğunuz için bunları buluyor olabilir misiniz? Yani bizler de öğrenince bunları tespit edebileceğiz mi aynı evet, şekilde? Evet, evet. Şimdi burada bir şey var. Özellikle vurgulamak istediğim. Bizim söylediğimiz talimatları yerine getiren kişilerin çalışma yapamama ihtimali yok. Birincisi şu, kas testi dediğimiz bir sistemi öğretiyoruz. Ama bunu öğrenmek kişinin sorumluluğunda. Yani senin bedenin, senin sorumluluğun kas testini nasıl yapacağını tabii ki öğretiyoruz, destek oluyoruz. Yapamayan arkadaşlara başka şekilde işte çalışma yapılıyor bilmem ne falan. Elimizden gelen desteği sunuyoruz ama kas testini yapmak, o tekniği öğrendikten sonra kişinin sorumluluğunda. Diyelim ki kişi kas testiyle ilgili çalışmayı yaptı. Bunu yaptıktan sonra vereceğimiz kitapçıklar var. O kitapçıkların başına oturup benim derslerimden sonra yapamama şansı yok. Ha bu şu olabilir, çok vesveselidir arkadaş. Der ki benimki çalışmıyor, oluyor, olmuyor, yapsam mı yapmasam mı falan derse ve çok zihinsel bakıyorsa olaylara, yani nasıl böyle bir şey olabilir, çok mantıksız, ben bunu doğru bulmuyorum falan yaklaşımları varsa orada bu durum iyileşene kadar yine çalışma yapamıyor. Ama vesvesesi ya da zihinsel bakışı bırakıp olana kendini açtığında, bizim öğrettiğimiz yolları, adımları izlediğinde bu çalışmayı yapamama şansı yok. Yok yani. Çünkü matematiksel bir işleyiş tekniği var. Bu tekniği zaten derslerde anlatıyoruz. Anlattıktan sonra kişinin yapmama şansı yok. Bu arada bizim biraz önce de bahsettiğim gibi derslerde eğer yapamadık olabilir. Daha sonra WhatsApp grubunda zaten birlikteliğimiz sürüyor. Ama şunu da ifade etmek isterim. Genelde üçüncü dersten sonra, ders anlatımından sonra herkes örnek yapmaya başlıyor. Çalışmalara başlıyorlar. Ve bir matematik olduğu için de kim ne yaparsa yapsın aynı sonuç çıkıyor. Aynı olarak evet. çalışıldığında evet. değil mi Sezgi evet. Hocam? Burada evet. aslında bu yöntemi çok ayıran şey bu. Yani hani kas sistemi üzerine kurulu inanılmaz bir matematik oluşturmuşsunuz. Acayip bir şifaya gidiyor. Peki bu omirilik hattında meydana gelen sorunların çözümü, burada atasal kayıtlar var dediniz değil mi? Evet. Ve aslında anne çok karnı şey kayıtları var. Anne karnı kayıtları var. Bunun bu yaşam buradan... sürecindeki kayıtlarımız var. Peki bunları bulduk ya Sezgi Hocam, bulmak şifa mı demek yoksa oraya şifalandırma da yapılıyor mu sonra? Şimdi bunları bulmak birinci adım, arkasından da buraları dönüştürecek frekansları bularak o frekansları yüklemek de ikinci adım. O adımı öğretmek de var eğitimin içinde değil evet, mi? Evet, evet. Şifalandırmak. Peki bir de üçüncü madde var ama iki bitti mi öncelikle? İki bu evet, kısaca tamam. böyle diyebiliriz. Aha. Üçüncü olarak da aura alanımız var. Bedenimizin hemen etrafında en az 3 metre kadar olan geniş bir bizim elektromanyetik alanımız var. Bu alandaki hasarlar çok önemli. Bu hasarları arındırmamız da çok önemli. Çünkü burada bir hasar varsa, bir problem varsa bu enerjimizi düşürebiliyor, hareket kabiliyetimizi kısıtlayabiliyor, duygu durumumuzu bozabiliyor, ilişkilerimizi, her şeyimizi bozabiliyor. Bizim manyetik alan dediğimiz bu aura alanımızın sağlam ve kapalı olması gerekiyor. Kendi içinde akan bir enerji çünkü. Eğer yırtık delik varsa her türlü negatif enerji ve eklenti buradan giriş yapabilir. Negatif duygu ve inançlar da dahil. Tabii bu arada kalbin rehberliği sisteminde bu üç enerji alanında çalışıyoruz ama bu alanların üzerinde de geçmişe dair negatif enerji, eklenti çok kullanmak istemesem de yemin, lanet, büyü gibi enerjiler varsa bunların da arındırılmasını yaptığımız bir sistem.
O yüzden yine çok kullanmayı istemesem aa, de. Yemin, lanet, büyü de arındırılıyor. Evet, beddua gibi, işte kanca gibi veya kurçuk gibi değersizliği ifade eden bir sürü araf enerjisi bu arada, negatif varlık. Bunların da arındırılmasının yaptığımız bir sistem. Hocam 5 Eylül geç, keşke biz bunu daha önce başlayaydık. Nasıl bekleyeceğiz 5 Eylül'ü şimdi? Şimdi şeyi ifade etmek isterim. Bu araf enerjisiyle ilgili mesela arındırmalar yapıldığında çok hepimizin çok sevdiği insanlar var, kaybettiğimiz ya da işte ahirete gitmiş olan çok fazla yakınlarımız olabiliyor. Onlara olan bağımız, onlara olan takıntılarımız ya da vedalaşamamamız onların enerjisinin bizim üzerimizde kalmasını sağlıyor mesela. Ya da işte lanet, beddua gibi geçmiş dönemlerde ya da bugünümüzde de yapmışsak bu enerjilerde ne yapıyor? Sistemi bozuyor. Mesela iki tane örnek verebilirim. Beddua ve lanet sebebiyle kalp krizi, birkaç nesil kalp krizi geçiren bir danışan mesela. Erkek baba tarafından birkaç nesil hep kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Bu kişi de babasının yaşına geldiğinde kalp krizi geçireceği korkusu sebebiyle bu çalışmayı yaptırıyor. Yaptırdığı çalışmada lanet ve beddua çıkıyor mesela. Bu enerjiyi arındırdığımız zaman zaten kişi çok o ferahlamayı hissediyor. Üzerinde ağır enerjiler varsa. Peki bir seansta o ferahlama oluyor mu hocam? O kişiye göre değişiyor. O kişiye göre değişiyor. Bazen bir seans etkili oluyor. Bazen üç seans. Onu bilemiyoruz. Onu kişinin ilk çalışmasını yaptıktan sonra kas testiyle tespit ettiğimiz bir şey. Yani bu çalışma yeterli mi, devam edilmeli mi gibi de daha ne yapılmalı gibi sorularla sistem yönlendiriyor sizi. Evet, evet. Bitme, temizlenme gibi. Sistem yönlendiriyor. Evet. Peki ya aslında şöyle bakıyoruz da sözünü kestim ama o kadar inanılmaz kolaylıkta bazı işlemler var ki biz boşu boşuna hayatı kendimize zehir ederek yaşamaya devam ediyoruz. Ve bunu devam ederken de sanki çözümü yokmuş ve hayat çok zormuş ve hayat mücadeleyle geçmeliymiş gibi bir bakış açımız var. Eğer ben mücadele etmezsem, zorluklar içinde bunalmazsam sanki yeterli, değerli ve olması gerekeni yapmıyormuşum gibi hissediyoruz. Yani ben eğer hayatı kolaylıkla ve keyifle yaşıyor isem bir yerde yanlış yapıyorum algısına sahip oluyoruz. Hepimiz öyle yetiştirildik. Hayat zordur, hayat mücadele edilmelidir. Ya da hastalıklar, ben tabii ki hekim olarak, hekim arkadaşlar varsa dinleyen ya da seyreden, kronik hastalıklar insanların nedir? Kaderidir. Arkadaşım ölene kadar sen bu kronik hastalıkları yaşayacaksın. Yok, öyle bir şey yok. Şimdi tansiyonla ilgili bakıyorsun, tansiyon hastası bir işte danışana çalışma yapıyorsun. Ailede babanın yüklerini almış, anne hasta, baba da sorumluluğunu almıyor. Oradaki danışanın ne yapıyor? Babanın yerini alıp annenin ve kardeşlerin ihtiyaçlarını gideriyor. Bakıyorsun, bu çıkmıyor çalışmada. Ve kişinin bunu fark edebilmesi o kadar önemli ki, tamam yıllar önce olmuş ama şu önemli, olayları değiştirebilir miyiz, geçmişte yaşanmış olayları? Değiştiremeyiz. Ama ben bugün o olaya bakarken bakış açımı değiştirebilirim. Ben bakış açımı bu sistemlerle değiştirdiğimde ve üzerimde negatif enerjiler, eklentiler, işte yeminler, lanetler varsa bunların arındırılmasını frekansla sağlayabiliyorsam o zaman ben hayatı daha ferah yaşayabiliyorum, daha hafif yaşayabiliyorum. Mesela ağır yaşamayı çoğu arkadaşım burada seyreden çoğu kişi bilir. Ağırlık ne demek? Ağır yaşamak ne demek? İçeride sanki bir külçe var, hareket etmeni engelliyor. Sen de istiyorsun bir şeyleri yapmak, üretmek, işte yaratıcılığını ortaya koymak, harekete geçmek. Ama bir şey senin üzerine hem içinden hem dışından öyle bir bastırıyor ki hareket edebilme şansın kalmıyor. Ben çoğu insanda görüyorum bu tükenmişlik, bu ağır enerjilerin etkisi altında yaşamı
o yaşam enerjisiyle alamamak, hafiflikle alamamak. Şimdi bizim eğitimleri alan arkadaşları keşke burada böyle 10'ar dakika, 5'er dakika çıkarabilme şansımız olsa. O kadar ağırlık ve kurban bilincinde, hastalıklar içinde yaşayan arkadaşlarımız bu çalışmaları kendileri öğrenip, kendileri kendine yaptıktan sonra o hafiflemeyi ve ferahlığı yaşıyorlar. Bu çalışmaları öğrendikten sonra kendini uygulayan hiçbir arkadaşım ya ben hiç sonuç almadım diyeni ben görmedim. Yok yani. Çünkü bakış açın değişiyor. Tespitlerini yapıyorsun. Bu tespitleri yapmak bize neyi sağlıyor? Kabul edebilmeyi sağlıyor. İçeride ben bunu kabul ettim dille söylenen bir şey değil. İçeride bir şey diyor ki evet benim gerçeğim bu. Ben bu olayı yaşadım ama bu olaya bakış açını yüklediğimiz frekanslarla dönüşümle sağlayabiliyoruz. Şimdi bu yine hekim arkadaşlarım ya da olaya daha bilimsel bakmaya çalışan arkadaşlarım vardır mutlaka seyredenlerin içinde. Onlara şunu mutlaka belirtmek isterim. Her şey frekans, her şey atomlardan oluşuyor ve her şey atomların salınım sayısıyla ilgili bir süreç. Biz oradaki frekanslarla yaşadığımız frekans düzlemini değiştirdiğimizde ben suçluluk duygusuyla çalışıyorum diyelim 30 Hz yani çok düşük bir titreşimde salınıyorsa benim hücrelerim benim başarılı olmam mutlu olabilmem mümkün değil. Ağırlık içinde yaşamımı geçiriyorum. Bunun yanı sıra bir sürü hastalıklar da bana eşlik eder. Ben frekansı 30 olan frekansı daha yüksek bir frekansa değiştirirsem, frekans yükleyerek ve burada kendine güven frekansı işlemeye başlarsa sistem tümüyle değişiyor. Bakışlar değişiyor, renk değişiyor. Ben her eğitimin ilk gününde şunu mutlaka söylüyorum ki dikkatlerini çeksin diye. Renginiz açılacak diyorum mesela. Aynaya baktığınızda renginizin değiştiğini göreceksiniz. Gözlerinize baktığınızda gözlerinizin o hüzünlü, dertli, acılı bakan gözler daha parlak, daha böyle ışıltılı bakacak. Bunu da mutlaka söylüyorum ki zaman içinde kendilerini bir test etsinler. Hani bir değişim oldu mu olmadı mı? Tabii bunun değişimin olup olmadığını kim söylüyor? Yakınları söylüyor. Hı-hı. İş yerindeki arkadaşları söylüyor. Sende bir şey var. Sen değiştin. Ne yapıyorsan bize de söyle. Bize de yap falan demeye başlıyorlar. Yani burada bütün mesele frekanslarımızı değiştirebilmekte. Bu da mümkün. Eskisi gibi çok zor değilmiş. Eskiden biz genetik yapının, DNA'nın değişebileceğini söyleseler çok şaşırırdık. Bunu senin programda da büyük ihtimalle işledik. Bu frekansları değiştirdiğimizde DNA da değişiyor. Bugün epigenetik, epigenetik diye her yerde konferanslar var, konuşmalar var. Nedir? Çevre şartları genleri değiştirebiliyor. O halde hepimiz değişime açığız, hepimiz değişebiliriz. O zaman bunun yöntemleri nedir? Bunlara bakalım. Çok da zor değil. Ya öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki hani İnsanın hayatı değişir, dönüşür, bambaşka bir şeye ulaşır. O kadar gerçekten yüreğim sızlıdıkken kendimle ilgili o kadar merak ettiğim şey var ki kendimin bile fark etmedi. Eminim izleyenler de aynı şeyi düşünüyorlar. Peki bir şey soracağım Sezgi Hocam. Ben şimdi bu eğitimi aldım, kendime çalıştım. Evet. Aynı şekilde bir başkasına da çalışabilir miyim? Mesela çocuğuma, teyzeme ya da bana danışana. Belki sonra bu yöntemle ben de bir şifacı olacağım. Yapabilir miyim bunu? Evet, evet. Zaten şey bu tekniği öğrendikten sonra önce kendimize çalışmaları yapıp bunu iyice bir pekiştiriyoruz. Sonra zaten çocuğumuza, eşimize, işte annemize, babamıza, yakınlarımıza bu çalışmaları yapmaya başlıyoruz. Ama bunun dışında mesela bugün de bir hemşire, bizden eğitim almış çok genç bir hemşire arkadaşımızla konuştum. O da bu çalışmaları mesela entegre etmek istiyor. Bir süre sonra ne oluyor? Bu çalışmalarla yol alırken kurumsal hayatını bırakıp buraya yönelmeye başlıyor. Çok fazla var öğretmen ya da başka meslekleri olup da işi bırakıp buradan devam eden arkadaşlarımız çok oldu bizim. Çünkü içimizde bir şifacılık varsa zaten o eğitimler bizi çekiyor. O eğitimlere gelip başlamışsak da
bir süre sonra danışanlar olmak zorunda kalıyor. Çünkü yakınlara çalıştığınızda o değişimleri gören kişiler bana da çalışma yapar mısın diye gelmeye başlıyor ve bunun arkası çok kesilmiyor. Eğer zevkle yapıyorsak bu işi, tabii bu bir süre sonra da meslek haline gelebiliyor. Ya muazzam arkadaşlar. İlkay Akademi'de şu anda tekrar edeyim. Hani nereden ulaşabilirim diyenlere. Hatta hemen ziyaret edin mutlaka sayfayı. Arkadaşlar diğer detaylar, yani daha konuşsak konuşacak çok şey var tabii. ilkayakademi.com'da herkese ulaşabilsin diye elimizden geleni yaptık. Sezgi Hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitimi alabilmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Sona kalmayınız. Sezgi Hoca'nın kendine ait yöntemi var arkadaşlar. Yani muazzam işliyor. Bugün bolluk ve bereket için çalışacak. Kalbin rehberliği nedir hocam? Ama hiç bilmeyene anlatıyormuş gibi. Bu nasıl bir sistem? Paranın bize gelmesine engel olan bakış açılarımız. Geçmişe dair negatif enerji, eklenti çok kullanmak istemesem de yemin, lanet, büyü gibi enerjiler varsa bedenimizin hemen etrafında en az 3 metre kadar olan geniş bir bizim elektromanyetik alanımız var. Bu alandaki hasarlar çok önemli. Bu hasarları arındırmamız da çok önemli. Yani burada bütün mesele frekanslarımızı değiştirebilmekte. Bu da mümkün. Şimdi öncelikle parayla ilişkimizde problem olan konular neler? Bu problem olan konuları değiştirip dönüştürmek ya da şifalandırmak niyetiyle